Merhaba, beni tanımayanlar için ben Gülcan. Annemin kanalında arada sırada görmüş olduğunuz gibi videolarına çıkıyorum. Bugün annem bir yaş daha yaşlandı mı desem yoksa güzelleşti mi desem tam olarak emin değilim. Bu arada kısık bir sesle konuşmaya çalışıyorum. O yüzden eğer videolarda şu anda sesim gelmiyorsa kusura bakmayın. Annemle babam içeride televizyon okuyor. Bu arada bugün bütün masraflar bendendi. Annemin doğum günü olduğu için ben de staj paramla anneme posta aldım. İlimden geldiğince, hani bugün evde değilim, evde olsaydım belki anneme yaprak sarması, poğaça tarzı şeyler de yapabilirim. Bu arada yaprak sarması dolapta var, yine hazır oldu diyeceksiniz biliyorum ama yapabileceğim bir şey yok gerçekten. Bu arada gittim, kimseden posta aldım. Stajdan saat 4 gibi çıktım, izin alaraktan. 5.30 gibi evdeydim. Babam da bu arada pirzolayı salmış. Onu annem pişirdi. Onları birlikte yediler. Ben kimse de yemek yemiştim. Bu arada çok uzatıyorum. Farkındayım sizlerden. Çok özür diliyorum. Ama ve ben bugünden aslında bir heyecanlıyım. Çünkü anneme ait bir şeyler yapmaya kendimi çok mutlu hissediyorum açıkçası. O yüzden hemen şöyle yapalım. Neler aldığımı göstereceğim. Öncelikle şöyle göstereyim. Bu arada annemin kamerayı farklı yerleştirdiği için şu an göremiyorsunuz. Burada mum aldım arkadaşlar pastaya dikmek için. Pastanın yanında mum vermiyorlardı. Sonra Coca-Cola içecek olarak. Bu arada annemin yapmış olduğu meyve suyu da var. Annem o şekilde koyacağım. Annemle birlikte vazgeçilmez olan çiğ köftemiz. Gimsa'dan alıyorum, aldım. Pastayı aynı şekilde Gimsa'dan aldım. Şimdi kamerayı yakına yerleştireceğim. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şu şekilde kamerayı kurarsam sanırım ne yaptığımı az çok göreceksiniz. Bu arada umarım zayıfladığımı sizler de fark edersiniz. Şimdi şöyle yapayım. Annem gibi bugün kamerayı ayarlayamıyorum. Oldu. Şimdi ne yapacağız? Bu arada pastayı babamın sevdiği şekilde almaya çalıştım. Annemle babam bu arada çikolatalı sevmediği için ben de bu şekilde beyaz bir pasta aldım. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üzerinde meyveler var. Bu arada pasta biraz beklediği için sanırım şey gibi gözüküyor ama olsun. Hemen burada görmüş olduğunuz şeyin içine koyacağım. Kabın içine koyacağım. Hemen koyalım hatta şimdi. Bu arada bunu bulana kadar canım çıktı. Bu arada ben annemi şu an sanırım anladım. Mutfak biraz dar olduğu için gerçekten annemin taşıma nedenini şu anda az çok anladım. Çünkü mutfakta nereye kamerayı koyacağına şaşırıyor annem de haklı haliyle. Şimdi pastayı alıyorum. Hop. Burada çok mu konuşuyorum? Şöyle pastayı koyalım. Güzelce. Tamamdır. Bu arada bunu atmayacağım arkadaşlar. Çünkü ailede biliyorsunuz 3 kişiyiz. Büyük ihtimalle pasta kalacak ve ben bu pastayı ziyan etmem. Eminim sizler de yapıyorsunuzdur. Şimdi açalım. Ayakta. Annem şimdi bu arada 48 yaşına girdi. Yani bu yaşında ona sağlık ve mutluluk diliyorum. Hediye almaya sonra göstereceğim. Bu arada hediye alırken çok zorlandım. Acaba ne alsam diye. Ve hani sınırlı sayıda bazı şeyler. Sınırlı kaldı. Yeniş olduğum için. Yani şimdi artık zaten stajdan maaş aldığım için babamdan da para almıyorum artık. Öyle söyleyeyim. Tabii desteği oluyor ama çok da almamaya dikkat ediyorum. Pembelerden başlayalım. Anneciğim, seni bu arada çok seviyorum. Bu videoyu sana sonra izleteceğim. Buraya koyalım. Pembe gibi gönlü açılsın inşallah. Sarı rengi de koyalım. Her rengi gitmeye çalışacağım. Şöyle yapalım. Sonra şunu da alalım. Böyle ben bu pastanın mumlarını yaktıktan sonra videoyu nasıl çekeceğim? Babam da içeride. Şu an onu düşünmeye başladım. Bu arada şu neydi onun adı? Böyle pat 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 pat. Hani şey patlayan şeyler var ya. Şu an onu düşünemiyorum yani. Onu neden almak istemedim. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama almadım. Bu arada çakmaklar nerede? Çakmak çok güzel soru.
Şimdi bunu da koyalım. Tamam. Bu kadar bence mum yeterli. Ortaya da mı bir tane diksem? Evet. Ortaya da sarı dikeyim. Aslında her renkten ikişer tane dikmek isterdim ama tamam. Çok tatlı oldu. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum pastayı. Şimdi çiğ köftelerimizi koyalım tabağa. Bu şurada bir dursun. Ben bunu buraya koydum, görse acaba bana ne diyecek, çok merak ediyorum. Şimdi çiğ köftemizi alalım. Bu arada lavaş almayı unuttum. Yani lavaş almadığımı son dakika fark ettim. Şimdi bunu güzel açalım. Ama açamıyorum. Çünkü tırnaklarım takma bu arada. Yani tırnaklarım değil. Buradan da açarken zorlanıyorum. Poşetinde yırtmak istemediğim için bunu çatalla koyalım. Bu arada annemin en çok şey istediği hep mutfağının büyük olmasıydı. Ama belki videolarda anlattığımı bilmiyorum ama hiçbir zaman şanslı mutfak büyük bir şekilde denk gelmiyor. Umarım gönlünce bize olur derki mutfağı diye hayal ediyoruz. Annem videolarına bahsettiğini bilmiyorum ama şu anda taşınmayı düşünüyorlar. Ama benim okulum olduğu için biraz bekliyoruz. Bu arada çok fazla koymayacağım şu köfte. Annem çiğ köfteyi seviyor. Yarın da yer. O yüzden yarısını geri koyacağım. Şuralar koyacağım. Zaten büyük çiğ köfte var. Şimdi limon keseceğim. Bu arada dolapta marula baktım ama marula bulamadım. O yüzden dedim ki en iyisi marula gerek yok. Keseyim. Bu arada limon çok güzel koktu. Şunu koyarsam tamamdır. Bu limon kalsın. Çünkü burada çok fazla çiğ köfte yiyeceklerini zannetmiyorum. Şimdi pastanın bunları ne yakacağım ama nasıl yakacağım? Bunları götürmem lazım. Bunları sonra götüreyim o zaman. Kamerayı alacağım şimdi. Durdurayım. Durdu mu? Durmadı. Bu arada pastayı sizlerle beraber yakalım istedim. Biraz yavaş yakacağım. Umarım içeriye gidene kadar da pastamın mumları sönmez. Ay, bir pasta mumu bile yakamıyorum. Şuradan yakmam lazım. Bakın bu diğer mumlar eriyene kadar, ben bunları yakana kadar. Bakın gördünüz mü, tırnağım eridi. Aa, bu niye böyle yapıyor? Evet arkadaşlar, şöyle bir pastanın resmi çekeyim. Pastanın mumları sönmesini istemiyorum. Şimdi bir dakika. Hop. İyi ki doğdun anne, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun anne. Bu ne kızı? Happy birthday to you. Üfünü örtü, nazlanıp dökme. Bu ne? Bir yaş daha yaşlandın. Yaşım mıydı? Evet. 50'ye değdi. 8 biliyorum. Babacım bu arada ışığın birkaçını daha açalım da. Açalım mı? Anne bir daha filmek ister misin? Bu arada baba ne oldu? Oğlum yoruldu ya. Ne oldu biliyor musun? Hı-hı. Pastayı yakacağım diye tırnağımı yaktım. Vallaha mı? Vallaha gitti tırnağım. Benim böyle doğum günü müydü de? Evet. Baba anneme ne hediye aldım tahmin eder misin? Pasta benim.
Bu arada içeride şeyler var. Hepsini getiremem diye tek getirdim. Neyse hadi iyi ki doğdum. Hadi canım. Uyumumu da ettiniz ben bilemiyordum. Ben bir yaş, bir yaş daha, bir de yaş daha yaşlanmışım. Oy oy. Hani benim öpücüğüm? Sana yok. İyi ben tamam. Ben doğum günü verdim annene. Hadi kızım bir de ben. Bir dakika ben hediyemi getirmek istiyorum. İyi hadi bir bana dakika. Getir. Getireyim mi? Getir bari. Getir kızım. Ben beni tonya düşürdünüz de ama annem. Ben daha uyuyordum. Arkadaşlar annemin vazgeçilmezleri patates ve soğan olduğu için anneme böyle bir hediye alma gereğinde bulundum. Aha. Aslında çok farklı şeyler düşündüm ama. Teşekkür ederim kızım. Ha? Beğendin mi? Beğendim. Sağ olasın. Annem bir dakika kalktı herhalde. Şöyle yaparım. Ne? Nasıl bir şeymiş? Patates, soğan. He, patatesine soğanlamış. İyi, teşekkür ettim kızım. Güle güle günlerde bunlar. Ben de, anneciğim bir yaş daha yaşlandın. Ben de yavrum. Gel öpeyim. Oy. Bu kadın gittikçe güzelleşiyor mu yoksa çirkinleşiyor? Yok kızım bunda buna bir yaş daha yok. 48 yaşına girdim. Ben hemen bıçak getireyim. Bıçak 48 yaşına girdim kızım. Ben bir gün daha yaşlandım ya sorma. Bugün mü yaşlandın? Yok ben bir yaşlandım başka zaman. Sen? 49. Ben genceliyim. Ben 48. Aramızda arkadaşlar bir yaş var. Bugün bir yaş daha yaşlandım gibime geliyor. Çünkü olacak o kadar. 6 tane 7 tane torun var daha nasıl? Yaşımıza bakma. Yaşımızda bir şey yok ama torunumuz çok. Şeyler de güzelmiş. Hanginizin fikri bu? Beraber. Beraber. Ne? Beraber. Birini sen aldın, birini ben aldım değil mi kızım? Tabii. Bir şey almadım. Arkadaşlar aldım ya ya, niye? Gülcan. Annen doğru konuş. Ay, kim aldı bunları? Bilmem kim almıştır, videoda söyledim ama babam arkadan söylediyse bir şeyler bilemem. Bilmiyorum ki hanginiz aldıysa. Arkadaşlar meyve bıçağı getirdim. Daha hoşuma gitti. Sağ olasın kızım. Hanginiz aldınız? Doğru konuştum. Baba sen hiç beraber kesin hadi. Yok ikiniz kesin. İki. Yüzük mü isteyenler? Ne yaptın? Eller boyalıymış, kezemezmiş. Ha, bugün anne arkadaşlar anne. Babam evi boyadı. Biz evi. Hatta çok da güzel boyamış ellerini sayfalar anlamadım ama boyadığını. Vallahi yordum ben bu kulaydaydım kızım ablana gittim. Şu pasta mumlarını çıkarttım. Sen çıkınca gittim ardından. Sen gittin ben gittim vallahi. Şu pastanın mumuna bile bugün. Arkadaşlar yüzü yumladık kes. Beni hadi demeyin. Kes artık hadi kes. Yorulmuşum kafayı yana attım. Gezme ben gezerek yorulmuşum hanımefendi sen. Ona göre ona hiç göre. Yüzümüzü yumadan kesiyor derseniz kafayı yana attıydım. Hadi. Kıdanmışım. Nasıl kesilir? Bilmiyorum. Onunla kesilmez. Şu ortadan olacak. Kesilir. Ana, ana ömründe pasta mı kesti be yavrum? Baba her sene annemin doğum gününde pasta kesiyorsunuz. Benim doğum günümde her seferinde bir gün geç yapıyorsunuz. Hayır tamam. Bir de şöyle edelim. Hayır. Bak şöyle yapalım. Dört bile mi bölelim? Çok olur. Ya çok olur. Üç olur. Için şöyle şu pastanın yarısını yok öyle olmaz. Kızım şöyle bak, bir dakika. Şunu şöyle çevireceksin anne. Tamam. Tamam mı? Şunun yarısını. Koca koca gezeceğim. Burada 100 kişi. 3'e bölmen lazım. Tamam öyle. Sen niye kim yiyecek o kadar? Belki bir yiyen bulunur. Ne öyle diyorsun yine? 6'ya olsun. 6'ya. 6'ya kesmeyeceğim. Pastanın yarısı kalsın. Değil mi? Onu da yarın yeriz. Babam bakayım yarın ne hediye alacak hani. Niye? Diğer kızları var. Diğer kızları mı? Kızlarım nerede de hani? Diye çağırmadım. Özlem abla şimdi annemi sana kızdırayım mı? Bugün arkadaşlar sabah annem meşguldü. Ablam beni aradı stajyerindeydi. Yala bakayım açtım. Ama çatalını öreceğim ya. Şöylece yiyeyim ya. Olmaz mı? Ben yedim sana da vereyim ben. Olur. Ya bıçaklarsan beni. Yok canım ben sana bilemem. Gel. Al bir de sana. Çekiyorum. Kızım öyle bir şey konmaz ki ne. Güzel bir şey yok. Hiç tamam, anaya kadar da bir şey koymadın mı sen yavrum? Öğretmemişsin. Al.
Öyle abi, bu öyle olmaz. Dur ben koyayım. Dur. Ver şunu bir. Dur şunu. Şu çileği yiyebilir miyim? Şuraya düştü. İçimde kalacak. Dur annem dur ya. Bak şöyle ver beni getir. Altında ıspat kalaldıydım ben aslında. Kızım marıdıkı. Geçen aldım ben. Eve girdiğin var mı mutfağa? Aha şöyle konur. Korkusuz kız. Böyle anıya verilmez. O benim. Dur şunu tek şu çaba. Ah düşürdü. Ya olmaz kızım. İş belli. Yarın da dumurçularını neyin nasıl vereceğim? Böyle pastayı bu şekilde babam sayesinde aldım. Yoksa çikolatalı alamadım. Cana derken balınayı ben de alamadım. Baba kaç dilim yiyeceksin? Söyle. Evet hadi bize afiyet olsun. Hatice Hanım bir şey böyle söylüyor mu? İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Aldı kim aldıysa kesesine bereket. Eline sağlık. Evet, benim olsun. Nice yıllarıma böyle bir pasta yiyeyim bari. Şuradan bir de meyve koyayım sağ olun. Var olun. Afiyet olsun gel bir daha açacağım. Oh, arkadaşlar inşallah bir gün sizler de bizim evimiz. Ne yaparsın?